Dostlar iyi akşamlar. İş çıkışı Sazan avına gidiyorum. Arkadaşlar yatılı avdaymış. Ben de tabi duramadım. Aslında sabah katılacaktım onlara da. Heyecanımdan uyuyamam diye. Şimdiden gidiyorum oraya. Saat şu an 8.30. Gece onların yanına varmış olurum inşallah. Bu şekilde de sabah suyunu da kaçırmamış olurum. Şimdiden bize rast gelsin. Evet dostlar, geldim baraja. Şöyle yemeğimizi hazırlıyoruz. Mangalda tavuk var. Şöyle dostlar da burada. Gece çekim yapamayacağız. Kameramız gece görüşlü değil. Artık gecenin özetini sabah anlatırım. Şimdi afiyet olsun, rast gelsin bize. Evet dostlar, günaydın. Gece bir vuruş almışım uyurken. Şöyle bakın, üstüne ne tarafa gitmiş. Şöyle gidiyor. Bakalım devrek mi, sazan mı, neydi acaba? Ben çok heyecanlıyım. Oo. Buraları duman etmiş var ya. Evet, geliyor bir şeyler. Ne var ya, duman etmiş var. Bütün oltaları birbirine karıştırmış. Şuna bak. Güzel bir sudak. Yakışıklı. Aleykümselam kanki, günaydın. Kanki, iki tane sudak vurmuş buraya. Birbirine iyi dolandırmış ha. Her şey terse getir diyecektim ya. İkisi de aynı boy. İyi bastı hacım. Güzel bir vuruş geldi ha. Ya sazancı adam sazan tutar ya. Allah. Hadi bakalım LRF kamışıyla şöyle bir 3 kilo sazan çıkart da. Kepçe yok ya. Kepçe getiririz. Güzel balık ha. Bir kilo vardır bence ilk hareketine göre. Fazla, ne biri? Diyorsun. İyi balık ha. Allah iyi balık. Alırız kardeşim, alırız. Sıkıntı etme. Üç B4. Yok canım. 3B4 mü? Hı. Bağırttırma ha, şimdi kepçeye getir diye şuradan. Güzel balık dayı. Oo.
güzel tabii. Amış kırılırım ya. Gider ortak, gider bir daha gidebilir. Daha gidebilir. Gel limana gel. Şefkatli ellere gel. Devrek vurdu. Şuradan abi. Gel. Bak kamışı ben alayım. Tokatlıyor lan bu seni. Seni tokatlıyor. Bunu kaldıramıyor mu? Güzel hadi. Sence kaç kilo? Şey yakın. He var. Dostlar buna da gümüş gelmiş. Bu da bir sudak. Kanka iyiymiş böyle günaydın şeyine. Bu küçük ama bunu salalım. Dostlar bu sudağımızı salalım. Uzak mı atıyor? Normal at işte ya. Tamam. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Rast gelsin. İnşallah. Oyunları takip görmem mi? Kanka koş bu da sazan. Koş koş koş. Sen nereden girdin? Ben durdum. Şöyle bakın levrek vuruşta. Zayıf oluyor. Alsa bile çok fazla hareket vermiyor. Yani zil sesi var ya da yok gibi. Bakın bir daha vuruyor. Yani levrekte oltalarınızın başında olmazsanız zil seslerini duyamazsınız. Mümkün değil. Evet dostlar, gümüşü iğneye bu şekilde taktım bugün. Tabii gümüşler biraz bozuldu. Bu şekilde takıyorum, aynı solucan takar gibi. Bunun için ağzı geniş bir iğne olması lazım. Tabii küçük iğnelerle olmuyor bu. Küçük iğne kullanıyorsanız zaten kanalda bir videom var. Gümüşü iğneye böyle takın diye. Onu da komple
köstekten geçirerek takıyorum. Bu şekilde takıyorum gümüşü. Umarım senin için de faydalı bir bilgi olur bu.